İyi akşamlar, iyi haftalar. 1 Mayıs Pazartesi Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. Öncelikle 1 Mayıs İşçi ve Emekçinin Bayramı kutlu olsun tüm çalışanlara. Hemen açıklayalım. Tabii ki önemli gelişmeler var 1 Mayıs ile ilgili. Tüm ayrıntıları ekranlarınıza getireceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının resmi adresi Maltepe Meydanı'ydı ama bazı gruplar Taksim'e girmek için şansını zorladı. Tabii polis grupların izinsiz yürüyüşüne izin vermedi. Hem Şişli'de hem de Beşiktaş'ta yasağı delmeye çalışan gruplar polisle çatıştı. Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Taksim 1 Mayıs alanlarıdır! Taksim 1 Mayıs alanlarıdır! Bazı gruplar Şişli'de toplandı. Ellerindeki pankartlarla polis barikatını geçmeye çalıştılar ama ekipler onlara izin vermedi. Bu grupsa Beşiktaş'tan yasağı delmeye çalıştı. Onlar da önce etkisiz hale getirildi, sonra da teker teker gözaltına alındı. İstanbul'da 1 Mayıs'ın kutlama adresi Maltepe Meydanı'ydı. Ama ısrarla Taksim'e çıkmak isteyen gruplar vardı. Bak buraya, buraya! İstanbul polisi yasağı delmek isteyen gruplar için sabahın erken saatlerinden itibaren önlem aldı. Taksim'e çıkan tüm caddelerde ekipler vardı. Hem Şişli'de hem de Beşiktaş'ta toplanan bazı gruplar ellerinde pankart, dillerinde sloganlarla Taksim'e doğru yürümek istedi. Polis hepsini tek tek gözaltına alıp minibüse bindirdi ve sağlık kontrolüne götürdü. Maltepe'de de resmi 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu. Polis pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti. Grubun karşı koymasıyla arbede yaşandı. Gruptakiler gözaltına alınırken arbede sırasında polis otobüsünün camı kırıldı. Kocaeli'de seçim çalışmaları için esnafı ziyaret etmek isteyen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindekiler hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Peşlerine takılan bir grup onları hiçbir yerde konuşturmadı. Gruptakilerin ısrarlı takibi üzerine HDP'liler polis karakoluna sığındı. Kravatı takıp dağdaki terörist şahısını... Burada şeyini yapmayacaksın. Siz masumsunuz öyle mi? HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli'deydi. Seçim çalışmaları için esnafı gezmek istedi. Ama peşine takılan grubun tepkisi yüzünden hiçbir yerde konuşamadı. Hadi abi. Bu mahallede terör konuşamazsın abi. Ya dağa gideceksin eline silah alacaksın ya da mecliste siyaset hadi yapacaksın. Doğru. Öfkeli grup Gergerlioğlu'na sırtınızı nereye yaslıyorsunuz diye sordu. Sayın vekilim, kime yaslanıyoruz sayın vekilim, açıklayın ya. Açıklayın. Bu vatanı bırakmayız sizlere. PKK'lılar iyi seyredin. Esnaf kardeşlerim bakın. Adlarını değiştirmişler. Dağılmışlar böyle. Sırtını YPG'ye PKK'ya dayayanlar. Gergerlioğlu ve beraberindekiler önce peşlerindeki gruba aldırmayı bazı iş yerlerine girmek istedi. Ama girdikleri her yerde aynı tepkiyle karşılaştılar. Kravatı takıp dağdaki terörist şahısını... Burada şeyini yapmayacaksın. Siz masumsunuz öyle mi? Gruptakiler peşlerinden ayrılmayınca Gergerlioğlu ve beraberindekiler Kuruçeşme Polis Merkezi'ne sığındı. Yalnız orası sadece işlem yapıyor. Polisin arkasına sığınıyoruz. Çok enteresan ya. Ama tepkiler polisin yanında da devam etti. Arkadaşlar şu an Yeşil Sol Parti
amblemi altında Kuruçeşme'de propaganda yapmaya çalışan Gergerlioğlu ve yandaşlarını Kuruçeşmeli vatandaşlar olarak bu mahallede istemediğimizi söyledik. Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar. Kuruçeşme'de teröre yer yok. Tansiyon düşmeyince karakola takviye polis ekipleri çağrılıp öfkeli grup sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu vatandaşlar burada dolaşıyorlar Yeşil Sol Parti. Biz de mahalleli olarak gezmelerini istemiyoruz abi. Kavga etmedik. Anladın mı abi? Daha dolaşmasın. Ama dolaşırlarsa kavga edeceğiz yani. Siyasette devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memursen'in 7. olağan genel kurulunda konuştu. Emekli ve memurlara müjde verdi Erdoğan. 300 milyar dolar vaadi üzerinden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Sonrasında katıldığı törende ise yerli ve milli muharip uçağımızla Hürjet kamuoyuna tanıtıldı. Yerli ve milli savaş uçağının isim babası ise MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Diğer emeklilerimizin durumlarını da iyileştirecek bir hazırlık yapması noktasında Çalışma ve Maliye Bakanlığımızı talimatlandırdık. Seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız. Emekli ve memurlara müjdeleri tek tek sıraladı, Temmuz ayını işaret etti. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenlemeyi yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Memursen'in 7. olağan genel kurulunda konuştu. Dün gece Kılıçdaroğlu çıkmış, asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Yahu bir insan bu kadar mı ülkesinden ve milletinden habersiz olur? Hani derler ya, uyan da balığa gidelim. Ya biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu. Bay bay Kemal. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadi de gündemindeydi. Ülkemiz 1999 depreminde sadece can kayıplarıyla sarsılmadı. Sadece yıkıntıların altında ezilmedi. Ekonomik olarak da ciddi bir darboğaza girdi. Memur, işçi, emekli maaşları ancak dışarıdan gelen paralarla ödenebildi. Bugün ülkeye utanmadan, sıkılmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bay bay Kemal, halef selef olduklarınız o zaman niçin size bir kuruş para vermediler? Türkiye savunma sanayiinde ise tarihi bir gün yaşadı. Türkiye'nin gurur projeleri Milli Muharip Uçağı ve Hürjet hangardan çıktı. Şu anda Hürjet karşımızda. Ülkemize hayırlı olsun. Erdoğan tanıtım programında yaptığı konuşmada Milli Muharip Uçağı'nın adının Kaan olduğunu açıkladı. Uçağın isim babası Devlet Bey'dir dedi. Eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Cudi'de aldırdık mı? Gabar'da aldırdık mı? Aldırmadık, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek. Kandil'in desteğiyle beraber bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada da rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Milli Muharip Uçağımızın ismi artık Kaan'dır. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum. İşin babası da Devlet Bey'dir. Bunlara da herhalde maket diyeceklerdir. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıdan bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar. Biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Bartın'daydı. Mitingde yaptığı konuşmada Bahçeli'nin hedefindeki isim Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyen bir Cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil,
terörle müzakereden başka hiçbir şey yapamaz dedi. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyen bir cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil, terörle müzakere ve mütarekeden başka hiçbir şey yapmaz, yapamaz. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na cezaevindeki Selahattin Demirtaş üzerinden yüklendi. İhanet odağı HDP ve PKK'nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu, özerklik emellerinin bölücü hedeflerinin ümididir. O halde söz sırası sizdedir. FETÖ'cüleri, PKK'lıları serbest bırakacağını vaat eden Kılıçdaroğlu ve zillet partilerine haddini bildirmek için aziz milletim, sıra sende. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bartın'daydı. Aziz milletim, sıra sende mitinginde konuştu. Eser ve hizmet siyaseti kesintiye uğramamalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yarıda kalmamalıdır. Kötü niyetli hiç kimseye boş hayale kapılmasın. Boşuna heves etmesin. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye, kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir. Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Altılı Masa için Şarlatanlar Kulübü ifadesini kullandı. Bu Şarlatanlar Kulübü'nün Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu teslimiyetçi şarlatanlar her devirde farklı farklı isim, ünvan ve kılıkta ortaya çıksalar da hamdolsun emellerine hiçbir zaman muvaffak olamamışlar. Bundan sonra da olamayacaklar. Bahçeli tıpkı Karabük'te söylediği gibi Bartın'da da parlamenter sistem geri dönülemez dedi. Diyorum ki demokrasinin anaryası olmaz. Anarya nedir biliyor musunuz? Geri vites. Dolayısıyla demokrasinin geri vitesi olmaz. Öyleyse anarya yok. Onun için yola devam diyorum değerli Bartınlılar. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta seçmenlere seslendi. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı olduğunu dile getirdi Kılıçdaroğlu. Zor günler geçecek, güzel günler gelecek dedi. Söz verdim daha önce geldiğimde. Aynı sözü Allah nasip eder. Cumhurbaşkanı olduğumda sizlerin oyuyla onu da yerine getireceğim. Aşamalı olarak 5000 işçi alacağım. 5000. Hiç endişe etmeyin. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her ortamda savunacağım ve gereğini yapacağım. Maden işçilerine istihdam sözü verdi. Türkiye'nin değişime ihtiyacı var dedi. Beraber bu ülkeyi değiştireceğiz. Artık bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişim olsun artık ya. Yeter artık ya. 20 yıldır, 22 yıldır yeter. Memleketini hale getirdiler. Ya bu memleket bir kuru soğana muhtaç hale gelir miydi ya? Soğan alamaz hale geldik ya. Yazıktır, günahtır. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta düzenlediği mitingde seçmenlere seslendi. Sözüm söz, söz. Asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere birer ikramiye vereceğiz. Bankadaki hesabına bakacak emekli kardeşim. 15 bin liralık ikramiyesini görecek. Görecek, görecek, görecek. Sözüm söz. 418 milyar doları dışarıya götürenler, size de sözüm söz. Götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Ekonomi politikaları üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Mutfaklarda yangın var arkadaşlar. Mutfaklarda yangın var. Ekmeğin arasına salça sürüp çocuğuna verip okula gönderen anneler biliyorum ya. Yazıktır, günahtır ya. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Bu evlatların karnı doysun istiyorum. Kılıçdaroğlu Suriye tezkeresine CHP'nin hayır oyu vermesiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu Suriye tezkeresine niye hayır dedi? Suriye tezkeresinde ne vardı? Terör örgütleriyle mücadele için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve o gelenekten gelen bir anlayışın siyasetçisi olarak kendi ülkemde hiçbir zaman bir yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye sordum. Bu yabancı askerler kimi davet edeceksiniz? Amerikalıları mı? Rusları mı? Yunanları mı? Almanları mı? Kimleri davet edeceksiniz?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Nevşehir'de seçmenle buluştu. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışını eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Sayın Erdoğan Ankara mitinginde şöyle bir söz söyledi. Diyor ki Alevilere saygı duyarız. Yani biz her türe saygı duyarız. Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır? İnsanız biz insan. Sünnisiyle insan, Alevisiyle insanız biz. Ne demek tür? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu sözlerle hedef aldı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür. Ne türü, ne türü? Bitkimiz, hayvan mıyız? Biz neyiz? Biz insanız. Allah'ın yarattığı kuluz, kul. Nevşehir'de partililerle bir araya geldi Akşener. Bir televizyon kanalının kendisi hakkında ithamlarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Malum bir televizyon kanalından dendi ki kocasını aldattı. Bu benim için ne biliyor musunuz? Bu benim için ölümdü. Bu benim için ölümden beterdi. Sonra gördüm ki meğer herkese yapılıyormuş. Ben öyle bir şey yaptıysam ailem için katlim vaciptir. Ama yapmadıysam da siz biliyorsunuz. HDP ile işbirliği yapıyor iddialarına da tepkiliydi. Nihat Gürer'in kız kardeşinin eline terörist eli değer mi? Ölür o ölür. Vallahi de değmez. Billahi de değmez. PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. PKK ile yan yana geleni Cenab-ı Hak kahru perişan eylesin. Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği emeklilere 15 bin liralık bayram ikramiyesini bir kez daha hatırlattı. Önümüzdeki kurban kesmeyi, yani o inancımızın gereğini, Allah'ımıza bin şükür Müslümanız. Onun gereğini yerine getirmek istiyorsanız o zaman iki oy vereceksiniz. Bir Meral'e, bir Kemal'e, bir Meral'e oy vereceksiniz. Emekli kardeşlerim, bakın göreceksiniz Kurban Bayramı'na bir hafta kala 15 bin lira ikramiyeniz hesaplarınızda olacak. AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Gökçek, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ne Oluyor programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı için Amerikalı şirkete vereceğiz açıklamasına tepki gösteren Gökçek, son dönemde yapılan atılımları tek tek saydı. Seçim çalışmalarına da aralıksız devam eden Osman Gökçek, Büyük Ankara mitingi sonrası seçmenden yoğun ilgi gördü. Aslında bu seçim şöyle bir seçim. Tarih yazmaya çalışacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'yla aslında tarihi yazan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında geçiyor. Ama görüyoruz ki onların yazmaya çalıştıkları tarihin içerisinde maalesef yabancı yurt dışı şirketlerine havalimanlarımızın olduğu yerleri peşkeş çekmek var. Peşkeş çekenlere tarih yazdı demezler. Deseler bu milletin malını sattı derler. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı bir şirkete açacağını söylemesine tepkisini bu sözlerle gösterdi. Teknofest'in birinci gününde böyle bir şeyin olmasını Allah aşkına akla mantığa sığıyor mu? Teknofest'i tebrik etmesi gerekirken, oradaki o bilimle meşgul olan mühendislerimize tebrikler göndermesi gerekirken böyle bir açıklama yapıyor. Bunun altında tamamen bir art niyet vardı. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Gökçek, CNN Türk'te Ne Oluyor programının konuğuydu. Kemal Kılıçdaroğlu PKK terör örgütünün temsilcileri tarafından övgüleriyle, destekleriyle seçime giren kişilerden bir tanesi. Türkiye'deki Bayraktar ailesine, daha doğrusu AK Parti'nin yapmış olduğu tüm icraatlara nasıl düşmanlık yaparım diyen bir Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıyayız. Milletvekili adayı Osman Gökçek son dönemde milli savunmada yapılan atılımları tek tek saydı. Bakın sadece son iki ay içerisinde AK Parti'nin yapmış olduğu size birkaç tane atılımdan bahsetmek istiyorum. 17 Mart Milli Muharip uçağımız ilk kez piste çıktı. 10 Nisan TCG Anadolu TSK envanterine girdi. 23 Nisan Altay tankı TSK'ya teslim edildi. 25 Nisan Hürjet ilk uçuşunu yaptı. 26 Nisan Taarruz helikopteri Atak 2 ilk kez motor çalıştı. 26 Nisan Hayalet uçak İHA'sız savaş uçağı Anka 3 ilk kez piste çıktı. Bunlarla alakalı Kemal Bey'in söylediği bir tane övgü dolu konuşma duydunuz mu? Bunlarla ilgili bir kere alkışladıklarını duydunuz mu? Hayır. Varlara yokluları neyse bütün sıkıntıları Bayraktar ailesiyle uğraşmaktan. Niye? Çünkü biliyorsunuz
YPG'nin yönelik yaptığımız Zeytin Dalı operasyonunda bile Afrin'e biz niye giriyoruz diyen bir Kılıçdaroğlu vardı. Yani zaten oradaki yapılan operasyonlardan bile sıkıntı duyan bir Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz. O yüzden Bayraktar'ı insansız hava araçlarını bitirmek için elinden ne geliyorsa onu yapacak. Ben burada hiçbir iyi niyet görmüyorum. Programdan önce AK Parti'nin Büyük Ankara mitingine katılan Gökçek, başkent sokaklarında seçmenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. AK Parti'nin oy oranını arttırmak için tüm gün çalışmalarını sürdüren Gökçek, otonomi esnafını ziyaret etti. Duydum ki bize oy vermiyormuşsun. Dedim ki bir gidelim, bir Şükrü'yle konuşalım, bir onu ikna edelim. Bu ülkede milliyetçilikten bahsedeceksek en büyük milliyetçi Recep Tayyip Erdoğan. Savaş gemisi yapıyor, TOG yapıyor, İHA SİHA yapıyor. İHA'lara SİHA'lara alçaklık diyor Sezgin Tanrıkul. Bizim buranın ikinci bölgenin birinci sıra adayı CHP'nin kim? Murat Emir. PKK diyor marşı okumak, kayyum atamak için bir neden değildir. Maalesef karşıdaki terör örgütleri aleni şekilde destekleniyorlar. Kime? Kemal Kılıçdaroğlu. Arkadaş, bu ülkede HDP'ye geçit yok. PKK'ya geçit yok. Buradan vurduracağımız şamar Kandil'den duysun istiyor. Pensilvanya'dan duysun istiyor. Bunun için de destek istiyor. Diyoruz ki kırgınlıkları, kötülükleri yaptığımız bir yanlış varsa her şeyi bir kenara koyalım. Bu seçim devletin bekası, millet için inşallah oyuna talip olan. Peki sana nükleer santral yapan, havalimanlarını yapan, şehir hastanelerini yapan, bu kadar İcraat yapan hükümete oy vermeyip de oyu neden dağıtasın ki? Alevi Sünni meselesi mi vardı bu ülkede? Durup dururken biz Alevi Sünni diye ayırmaya kalktılar. Bak, ben de bu bölgede milletvekili adayım. Sana geldim, elini tuttum. Senin burada oyunu almamız lazım. Tamam. Söz veriyor musun? Söz. Söz veriyor musun? Ha? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ha? Bir gel bir modacı. Bak, sözü aldık. Hem AK Parti'ye oy inşallah alacağız, hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza oy alacağız. Söz verdik. Allah razı olsun. Keçiören'de pazar yerlerini ziyaret eden Osman Gökçek, burada Ankaralıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sen var ya, benim yüreğimi rahatlatıyorsun konuştuğun zaman. Öyle mi? İnternette takip ediyorum. Ya insan bu kadar güzel konuşamaz. Gerçi helal olsun. Müthiş konuşuyorsunuz. Valla yüreğinize de sağlık, emeğinize de sağlık. Teşekkür ediyorum. Yola devam. Büyük bir hayranınız olarak hayıptayım ve sizi devamlı dinlediğimiz için. Teşekkür ederim. Arabayı oraya görünce. Allah razı olsun. Rabbimin izniyle. İnşallah. Dualarımız sizinle. Şu canım kanım. Akıllı Kürt CHP'ye vermez. Bak, ben Kürt'üm. Ben AK Parti'ye sonuna kadar sınavımızdayım. Kürtler bizim kardeşimiz. Kılıçdaroğlu'na çıkış yok. Yok, gitti ya. Allah'ın izniyle. 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde hükümet kanadından yapılan açıklama 3 büyük şehirde ulaşımın ücretsiz olacağı yönündeydi. İstanbul'da bu karara uyulup ulaşım ücretsiz gerçekleştirilirken Ankara Büyükşehir Belediyesi bayram dinlemedi. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da Ego otobüslerini kullanan başkentlilerden ücret aldı. Otobüse binerken kart bastınız. Evet, bastım. Aslında adil bir sistemin olması lazım. Yani tüm hatların bedava olması gerekiyordu. 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında büyükşehir belediyeleri ulaşımı ücretsiz yaptı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde durum pek de öyle değil. Otobüse binerken kart bastınız mı? Evet. Peki bugün ücretsiz olması gerekiyor? İstanbul'da öyleymiş ama Ankara'da yok. Kentte en çok tercih edilen ulaşım araçlarından biri olan Ego otobüsünü kullanan başkentliler bugün de otobüse binerken kart okuttu. Ücretsiz olması gerekiyor. 65 taşıyorsa bir günde vatandaşı bedava taşsa ne olacak sanki yani? Ego ile geldim. Ücretliydi. Paralıydı. Paralı bastı. Biz öyle dedik. Para bastı. Orada bizi tersledi. Ben çalışıyorum dedi. Niye dedi bedava olsun dedi. Bizi tersledi yani. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olan metrolar bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında ücretsiz. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan metrolar ücretli. Metroya binerken kart bastınız mı? Evet. Ulaşım araçlarını 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da ücretli kullanmak zorunda kalan başkentliler, Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Basılmaması lazım ama basıyorlar, ne yapalım? Belediyeyle kendi sevdasında mahsur başkanımız kalktı. 3 kişinin ortasında oynuyor. 3 kişinin ortasında. Nedir? İyi Parti, CHP,
bilmem kimin. Top nereye yakalıyorsa o yanda oynuyor. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı, aslında ücretsiz olması gerek. Doğru, aynen öyle, katılıyorum. Ama maalesef kartlı geçiş yaptık. Şimdi bugün Haber Genel Yayın Yönetmenimiz Fırat Çatalbaş'a üzerinde konuştuğumuz ve hatta güldüğümüz bir haber bu. Depremde ağır hasar gören binanın 14. katında bir kedi olduğunu fark etti çevre sakinleri. Tabii hemen haber verdiler yetkililere ve gönüllü kurtarma ekibi. Şimdi ölüm tehlikesi var. Hani bina yıkılma tehlikesi altında, depremde hasar görmüş ama ona rağmen tabii ki bir can kurtarılması gerekiyor. Ve kediyi kurtarmak için ta 14. kata kadar çıktılar. Ve tam kediyi kurtardık derken kedi öyle bir şey yaptı ki, hani haberi izleyin zaten anlayacaksınız diyeceğim ama biz yazdık ama siz yine de izleyin, gözlerinize inanamayacaksınız. Evet, kediyi çıkartıyoruz. Atlama, atlama sakın, hayır, hayır. Hayır, sakın atlama. Atlama, of gitti. Durun. Sonu hüsranla biten bu kurtarma operasyonu depremde ağır hasar gören 14 katlı bir binada kaydedildi. Adana'daki Aybaba Apartmanı depremde ağır hasar görmüştü. Boşaltılan binanın 14. katındaki kediyi fark edenler hemen yardım istedi. Aybaba Apartmanı'nda en üst katında bir tane kedi var. Bir haftadır burada. Sanırsam hiçbir çıkış yolu bulamıyor. Apartman yıkılacak. En üst katından sürekli burada. İhbarın üzerine gönüllü kurtarma ekipleri binaya girip kediyi aramaya başladı. Burada mı? Kedinin burada olması lazım. Koltuğun arkalarına falan da kalıyor. Kedi de giriyor oraya. Kediyi bulabilmek için oda kapılarını teker teker kırıp her yeri aradılar. Burada mı? Nasıl yok yani? Çıkmış olamaz eğer, orada diyor adam. Koltuğun içine bakar mı? Burada kediyi bulduk. Kediyi bulduk. Çekyatın içinde buldukları kedi tam kafese konulacakken ellerinden kurtulup cama yöneldi. Evet, kediyi çıkartıyoruz. Atlama, atlama sakın, hayır, hayır. Hayır, sakın atlama. Atlama, of gitti. Durun. Sakin. İçlerinden biri pervaza çıkan kediyi yakalamayı başardı. Aldık, evet, aldık. Aldık, kediyi aldık. Ama kafese koymaya çalışırken elinden kaçırdığı kedi bu sefer 14. kattan aşağı atladı. Düştüğü yerden kalkamayan kedi gönüllü kurtarıcılar tarafından veterinere götürüldü. Kaladın kaçtı gene. Bence o ağzı şey ya. İç kanama da geçiriyor olabilir. Benim kedim yüksekten düştüğünde iç kanama dediler. Tekrar birlikteyiz. Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı müjdeler beklediklerini açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün de bir müjde vereceği beklentisi içerisindeyiz. Savdesten Genel Başkanı Tuncay Cengiz 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sendikaya yönelik müjdeler beklediğini söyledi. Özellikle mali haklar konusundaki beklentilerimiz oldukça yüksek. Çünkü şu an ortalama memur maaşlarının 12.200 lira civarında olduğu bir ortamdayız. Bugün 31.200 lira civarında bir yoksulluk sınırı var. 9.500 lira civarında bir açlık sınırı var. Baktığımız zaman ortalama ücretlere artık açlık sınırı noktasına gelmiş bir ücretlerle hayatı idame ettirmek neredeyse imkansız hale geldi. Sendika içerisindeki sorunları dile getiren Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Başkanı Tuncay Cengiz özellikle mali haklarının iyileştirilmesini istedi. Şu andaki alım gücü kayıplarımız, mali haklarımız, alım gücü kayıplarımızı mevcut maaşlarımız, ücretlerimiz karşılamadığı için beklentimiz bir an önce bu müjdeyle beraber mali haklarımızı bir iyileştirme bekliyoruz. Cengiz iyileştirme yapılmasını istediği konuları tek tek sıraladı. En önemlisi maaşlarımıza, taban aylıklarımıza seyyanen zam bekliyoruz. En az 5.000 lira olacak şekilde. Büyümeden pay bekliyoruz. Ülkenin büyümesi oranında bir refah payının yine ücretlerimize verilmesini, akabinde de Temmuz ayı içerisinde %30-%40'lık bir oranla ücretlerimizin artırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda bugün Türkiye'de konut fiyatlarının geldiği, kira fiyatlarının geldiği ortam çok net bir şekilde belli. Dolayısıyla geçmiş dönemde 94 ile 2005 yıllar arasında memurlara verilmiş olan kira yardımının, lojman yardımının tekrar yine rayişler dikkate alınmak suretiyle verilmesini istiyoruz. Beklentilerimiz arasında bayram ikramiyeleri var. Yılda iki defa bayramlarda ikramiye verilmesini, yine her yıl Ocak ve Temmuz aylarında da yine birer maaş ikramiye verilmek suretiyle memurlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması anlamında bir destek verilmesini bu süreç içerisinde bekliyoruz. Önceki yıllarda aldıkları emekli ikramiyeleriyle birçok ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini, ancak mevcut ikramiyelerini
ikramiyelerle bunun imkansız olduğunun altını çizen Başkan Cengiz, bu konuda da bir güncelleme yapılmasını istedi. Şu anda mevcut emekli ikramiyelerimiz hiçbir şekilde, geçmiş dönemde bir ev ve araba alan ikramiyelerimiz hiçbir şekilde bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzak hale geldi. Dolayısıyla yine bir ev, bir araba alacak şekilde ikramiyelerimizin de güncellenmesini bekliyoruz. Cengiz ayrıca kadroların sorunlarına değindi. Kadrolar bazında sorunlarımız var. Bu sorunların da giderilmesi lazım. İşte yardım hizmetler sınıfının bir an önce kaldırılıp bu sınıftaki mevcut personelin eğitimlerine ve kadrolarına uygun diğer hizmet sınıflarına geçirilmesi lazım. Birinci dereceye gelmiş üniversite mezunu tüm memurlarımıza 3600 ek göstergenin verilmesi ve 3600 ek göstergenin karşılığı tazminat yansıtma oranlarımızın da aynı paralelde artırılarak emekli maaşlarımızın da ücretlerimizin de artırılması gerekir. Hükümetimizden beklentimiz bu.